Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. 2023 AYT kampımıza logaritmanın ikinci videosundayız. Bugün bu videoda 85, 86 ve 87. sayfaların hem konularını anlatacağız hem de örneklerini çözeceğiz sizlerle birlikte. Arkadaşlarım lafı fazla uzatmadan abone olduysanız, videoları beğendiyseniz dersimize geçebiliriz. Uygun tanım aralıklarında logaritma a tabanında x üzeri n demiş. Bakın size birinci videoda bahsetmiştim. Bazen tabanın bazen logaritmanın içinin üzerine sayı ekleyeceğini söylemiştim. Burada mesela x üzeri n var arkadaşlar. Biz bu x üzeri n'i şuradaki neyi arkadaşlarım? Logaritmanın başına atıp n çarpı biçiminde yazabiliyoruz. Gördüğünüz üzere n çarpı logaritma a tabanında x ile buradaki logaritma a tabanında x üzeri n birbirine eşittir diyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey, lütfen sizden rica ediyorum. Bakın o kadar kıymetli gördüm ki sevgili arkadaşlarım, yazım hatalarını kitaba not olarak ekledim. Logaritma a tabanında x üzeri n ile logaritma a tabanında x'in n'inci kuvveti birbirinden farklı şeylerdir arkadaşlar. Ona lütfen çok ama çok dikkat edin. 86. sayfamız, 12. sorumuz, devam ediyoruz. Logaritma 2 tabanı da 64. Şimdi sen normalde bunun 6 olduğunu biliyorsun. 2 üzeri 6'dır çünkü 64. Fakat bunu şöyle yapacağız, bakın. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6 artı logaritma 3 tabanında 27, 3'ün küpüdür, eksi logaritma 5 tabanında 625 de 5'in 4. kuvvetidir. Şimdi gençler, şuradaki 6'yı başa atacaksınız. 6 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 dedik, buradaki 3'ü başa atarak ve buradaki 4'ü başa atarak da eksi 4 çarpı logaritma 5 tabanında 5 diyorsunuz. Ve buradan sevgili arkadaşlar, logaritma 2 tabanında 2 1'dir. 3 tabanında 3 de 1'dir. 5 tabanında 5 de 1'dir. Geriye kalan şeyler sadece ama sadece 6 artı 3 eksi 4 kaldı. O halde arkadaşlar, 6 artı 3 eksi 4 derseniz doğru cevabın 5 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Devam ediyorum 13. örneğimle. A sayısı logaritma 3 tabanında B'ye, B 5 üzeri C'ye, C de logaritma 2 tabanında 4'e, yani 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Bakın burası 2. C 2'ymiş. C 2 ise 5'in karesinden B 25'tir. Demek ki B kaçmış arkadaşlar? 25. Yani A sayısı eşittir logaritma 3 tabanında 25'miş sevgili gençler. Bizden istenen şey 1 bölü A çarpı logaritma 3 tabanında 25 kaçtır? Şimdi ben bu A'yı biraz düzenlemek istiyorum ki kendileri logaritma 3 tabanında 5'in karesine eşittir. Buradaki 2'yi logaritmanın başına gönderebilirsiniz. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 biçiminde. Şimdi 1 bölü A demiş bize. 1 bölü A bu ifadenin çarpımsal olarak ters çevrilmiş halidir. Şimdi o halde bakın, 1 bölü A'yı yazıyorum şuraya. 1 bölü hemen A şuydu. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 çarpı bir de ne var? Logaritma 3 tabanında 25 var değil mi? 3 tabanında 25'te az önce yapmıştık. 2'yi buraya atmıştık. Burası da 3 tabanında 5 olmuştu. Dikkat ettiyseniz 2'ler ve logaritma 3 tabanında 5'ler gitti. Geriye sadece 1 kaldı. O halde cevabımız 1'dir diyebiliriz. Hatta ve hatta logaritma 3 tabanında 25 zaten A'ydı. Burada da 3 tabanında 25 verilmiş. Ters çevirirsiniz. Direkt zaten birbirlerini götürdükleri için cevaba 1 de diyebilirsiniz. Notumuza bakalım. Bu sefer logaritmanın içinin kuvveti yerine logaritmanın tabanının üzerine üs eklemiş arkadaşlar. Bakın tabana bakın, a üzeri n. İşte eğer buradaki bir tabanın üzerinde n varsa veya bir sayı varsa bunu sen yine başa atabiliyorsun ama az öncekinden biraz farklı. Bu sefer çarpımsal olarak tersini atıyorsun, 1 bölü n. Yani burası n ise 1 bölü n yazıyorsun. 2 ise 1 bölü 2, 3 ise 1 bölü 3, pi ise 1 bölü pi yazıyorsun. Bu yöntemi bir önceki ile beraber kullanacak olursak sevgili arkadaşım, mesela A'nın arkadaşlar burada n'inci kuvveti var, B'nin m'inci kuvveti varsa M'yi başa M diye attın, N'yi de ters çevirip atarsan M bölü N çarpı logaritma A tabanında B kalır senin elinde sadece. Örnek 14. X üzeri 5 4. dereceden kök içerisinde Y'ye eşit olduğuna göre logaritma Y tabanında X küp ifadesinin eşiti sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlarım bakın, tekrar yazıyorum şuraya. X üzeri 5 eşittir Y üzeri 1 bölü 4 yazdım. Gelin her iki tarafın dördüncü kuvvetini alalım. Bakın buranın dördüncü kuvveti bunun dördüncü kuvvetine eşit olacaktır. Şunun dördüncü kuvveti demek sevgili arkadaşlarım, x üzeri 20 demek, eşittir diyorum. Y üzeri 1 bölü 4'ün dördüncü kuvveti, 4 ile 1 bölü 4'ü çarparsanız 1 gelir ve dolayısıyla sadece y'ye eşit olur.
Buradan elde ettiğimiz y'yi, yani x üzeri 20'yi getireceğiz, şurada yerine yazacağız. Yazalım hadi. Logaritma x üzeri 20 yazdım artık y gördüğüm yere. Burası da x küp oldu. Bakın arkadaşlarım, 3'ü başa 3 diye attık. 20'yi başa 1 bölü 20 diye attık. 3 bölü 20 geldi. Çarpı logaritma x tabanında x geldi, değil mi? Peki logaritma x tabanında x neydi? Tabii ki 1'di. O halde cevabımız neymiş? 3 bölü 20'nin ta kendisiymiş arkadaşlar. Bu kadar basit, bu kadar easy arkadaşlar. 15. örnek. A üzeri 1 bölü 3. Hemen yazalım. A üzeri 1 bölü 3 eşittir. B üzeri bakın 2 bölü 5. B üzeri 2 bölü 5. Pekala, burada A'yı yalnız bırakmaya çalışalım hadi. Ben bunun küpünü alırsam ve tabi buranın da küpünü alırsam sevgili arkadaşlar. Böylelikle 1 bölü 3 ile 3'ü çarparsanız A üzeri 1 gelir. A eşittir. Burası da B üzeri 6 bölü 5 olacaktır. 6 bölü 5. Pekala, şimdi ben şurada A gördüğüm yere B üzeri 6 bölü 5 yazabilirim pek tabi. 5 çarpı logaritma B üzeri 6 bölü 5 tabanında kök B. Kök B nedir? B üzeri 1 bölü 2'dir. Pekala. Şimdi şu 1 bölü 2'yi başa 1 bölü 2 diye atacağım. 5 çarpı 1 bölü 2 çarpı şu 6 bölü 5'i de başa nasıl atacağım? Ters çevirip. Yani 5 bölü 6 biçiminde çarpı logaritma B tabanında B kalmış olacak. Ve böylelikle sevgili arkadaşlar buranın 1 olması gerektiğini göreceksin. Bu işlemi yaparsanız cevabı bulacaksınız. 5 çarpı 1 çarpı 5'ten 25, 2 çarpı 6'dan 12. Doğru cevabımız 25 bölü 12'ymiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 16'ya. Bakın kök 3 tabanında 9 demiş. İyi dinliyorsun. Logaritma 3 üzeri 1 bölü 2 tabanında 3'ün karesi dedim. 3 üzeri 1 bölü 2 kök 3'tür. 3'ün karesi 9'dur. Artı. Şurası nedir arkadaşlarım? Logaritma 2 üzeri 1 bölü 3'tür. Ve tabanında 2 üzeri 4 dedik. Eksi. Ve kök 5 dediğimiz sayı logaritma 5 üzeri 1 bölü 2'dir arkadaşlar. 5 üzeri 1 bölü 2 tabanında 5. Şimdi dikkat edin. 2'yi başa attım. 1 bölü 2'yi başa ters çevirip attım. 2 çarpı logaritma 2 taban, pardon, 3 tabanında 3. Artı 4'ü başa attım. 1 bölü 3'ü de ters çevirip attım. Çarpı 3 oldu. Çarpı logaritma 2 tabanında 2. Eksi 1 bölü 2'yi ters çevirip attınız. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5 dediniz. Burada atacak bir şey yoktu. Pekala, logaritma 3 tabanında 3 1. Bu da 1. Hocam bu da 1. 2 kere 2 4. Artı 4 kere 3 12. Eksi. Bir de burada eksi 2'miz var. Doğru cevap 14 olacaktı sevgili arkadaşlar. 16. örneğimizde bitirdik ve devam ediyoruz. 17. örnek için sağ üst tarafa bakıyoruz. Tabi ondan önce bir notumuz var. Uygun tanım aralıklarına sevgili arkadaşlarım, bunu çok iyi dinliyorsunuz. İkisinin de tabanları A ise ve bu logaritmalar toplanıyorsa yine A tabanında içleri çarpılarak yazılır. B ile C'nin çarpım biçiminde yazılır. Şimdi ne demiştik? Üstel fonksiyonu tersi demiştik, değil mi? Sen A üzeri X ile A üzeri Y'yi çarparken üstü sayılarda ne yapıyordun? A üzeri X artı Y diyordun. Doğru mu? Doğru. Şimdi gençler, bu kısımda ise şunu yapacağız. Logaritma biliyorsunuz üstel fonksiyonun tersiydi. O halde ben tabanları aynı olan logaritmaları bu sefer topluyorsam, birazdan çok daha iyi bir cevap alacaksınız. İçleri çarpılır diyorum. Bakın, üstü sayılarda çarpılırken üstler toplanıyorken logaritma tersi olduğu için toplanırken çarpılıyor. Burada ne yapıyorduk? Çarpılırken topluyorduk. Burada da toplarken çarpıyoruz arkadaşlarım. Aklınızda bu şekilde tutabilirsiniz. Tabii doğal olarak da bir diğer özellik için bir ön hazırlık yapalım. Bir taban hazırlayalım. A üzeri x'i A üzeri y'ye böldünüz. Ne geliyordu? A üzeri x eksi y. O halde arkadaşlarım, üstü sayılarda bölerken çıkarılıyorsa tabii doğal olarak logaritmada da çıkarırken içlerini bölmemiz gerekiyormuş. O da bir diğer notun içeriği olacak birazdan. Şimdi o halde gelin buna bir bakalım. Y'nin x türünden eşiti sorulmuş. Bakın zaten burada yapacak hiçbir şey yok. Buraya dokunamıyoruz. Ama sağ tarafta bir şeylerle oynayabiliriz. Nasıl bir şeylerle oynayabiliriz? Şu şekilde. Ben şu 5'i alırım. Şunun kafasına atarım. Bu 5 buradan gider. Bu 2'yi alırım. Şunun kafasına atarım. Böylelikle logaritma 2x artı y kare, ki tabanları 10 arkadaşlarım gördüğünüz üzere, eşittir. Bakın burada ne kaldı? Logaritma x üzeri 5 artı logaritma y kare. Bunlar toplanmış, o zaman içleri çarpılacak. Yani logaritma x üzeri 5 çarpı y kare diyebiliriz. Bakın ikisinin de tabanları 10 olduğuna göre, ikisinin de tabanı 10 olduğuna göre demek ki içleri birbirine eşit olacakmış. Yani 2x artı y kare eşittir x üzeri 5 çarpı y kare diyebiliriz. Buradan şu y kareyi alalım, karşıya gönderelim. Böylelikle 2x eşittir x üzeri 5 çarpı y kare eksi y kare gelir.
2x eşittir. Karşı tarafı y kare parantezin alacağım. X üzeri 5 eksi 1 gelir arkadaşlar. Ve böylelikle çarpım durumunda ya bize y'nin x türünden eşit sorulmuştu. Şu çarpım durumunda olan x üzeri 5 eksi 1'i karşıya bölüm olarak atabilirim. Yani 2 üzeri x bölü x üzeri 5 eksi 1 eşittir y kare olur. Ve arkadaşlarım burada yapmamız gereken artık şey şu. Yapmamız gereken şey artık şu. Her iki tarafın karekökünü alırsanız bu kare gider ve burası da ne olur? Karekök içerisinde 2x bölü x üzeri 5 eksi 1 gelir. Bakın y'yi x türünden ifade etmiş oldum. Böylelikle bize zaten y'nin x türünden eşitini bulunuz demişti. Hayırlı olsun, bulduk sevgili arkadaşlar. 18. soru. Logaritma x artı 30 eşittir logaritma x artı logaritma 4 demiş. Bakın logaritmik ifade tabanlarının ikisi de aynı 10. Toplanıyorsa içleri çarpılacak. Yani logaritma x artı 30 dedim. Eşittir logaritma içlerini çarparsanız 4x gelir. Gördüğünüz üzere tabanı 10 ve tabanı 10. Tabanlar aynıysa içleri de aynıdır diyeceğiz. Ve böylelikle 4x eşittir x artı 30 olacak. Buradan 3x eşittir 30 diyeceğiz. Ve x eşittir 10 gelecek. Bizden ne istenmişti? X kaçtır diye soruluyordu. X olmuş arkadaşlarım. Geçtim 19'a. Logaritma 9 faktöriyel x'e eşit olduğuna göre logaritma 10 faktöriyelin x türünden eşit kaçtır diye sorulmuş. Genel itibariyle öğrencilerin hocam 10x mi diye sorduğu bir soru. Ama 10x değil tabii ki cevap. Dikkatli dinliyorsunuz. Biliyorsun ki 10 faktöriyel 1'den 10'a kadar olan sayıların çarpımı iken 9 faktöriyel de 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpımı. Yani içeride ne eksik arkadaşlarım şurada? Bir tane çarpı 10'umuz eksik. Burada da bir tane ne fazla? 10 fazla. Şimdi logaritma 9 faktöriyel. Ben 9 faktöriyeli burada 10'la çarpabilmem için buraya bir tane 10'la çarpmam gerekiyor. Yani logaritma 10 eklemem gerekiyor. Böylelikle içlerini çarparsanız ne gelir? Logaritma 10 faktöriyel gelir. Bakın arkadaşlar bize şu sorulmuştu. Ben şunun x olduğunu biliyorum. Logaritma 10 neydi? Hocam 1. Neden? Çünkü tabanıyla içi aynı. Demek ki x artı 1 bize sorulan ifadenin karşılığıymış. Yani cevabımız x artı 1 olacakmış. Logaritma 2x artı 3y eşittir 1 artı logaritma 2x eksi y. X sayısını y sayısının kaç katıdır diye sorulmuş. Şimdi sol tarafa yapacak bir şey yok. Logaritma 2x artı 3y. Çünkü içleri toplanmış. Çarpılsaydı ayırabilirdim. Eşittir. Tabanı kaç? Bunun 10. Bunun tabanı kaç? Bu da 10. O zaman ben 1'i 10 tabanında logaritma biçimde yazacak olursam logaritma 10 tabanında 10'dur arkadaşlarım. Bakın bu 1 artı logaritma 2x eksi y dedim. Burada şu ikisini nasıl toplarız? Topluyorsak içleri çarpılıyordu. Doğal olarak da logaritma 2x artı 3y eşittir. Logaritma bakın tek logaritma içerisine yazıyorum. 10'la çarpacaksınız. 20x eksi 10y dedik. Buradan tabanlarımızın ikisi de 10 olduğuna göre artık içlerini eşitleyebiliriz. Yani sevgili arkadaşlar 2x artı 3y eşittir diyorum. 20x eksi 10y yazdım. Buradan eksi 10y'yi bu tarafa gönderdim. 13y yaptı. 2x'i bu tarafa gönderdim. 18x oldu. Şimdi x y'nin kaç katıdır diye sorulmuştu bize. Yani x bölü y soruluyor. Her iki tarafı y'ye bölerseniz şu gider. Her iki tarafı 18'e bölerseniz bu gider. Bakın x bölü y kaç geldi? 13 bölü 18 geldi. Demek ki bizim cevabımız da 13 bölü 18 olacakmış diyebiliriz. 21. örneğimizdeyiz artık. Logaritma 2, logaritma 3 ve logaritma 5 değerleri verilmiş. Logaritma 540 ifadesinin x, y ve z türünden eşiti soruluyor. Hemen ne yapıyorsunuz? 540'ı asal çarpanlarına ayıracaksınız arkadaşlarım. Bu tarz sorularda bunları yapın. 2'ye böldüm 270. Tekrar 2'ye böldüm 135. 3'e böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani aslına bakarsanız 540 dediğimiz sayı 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü çarpı 5'miş. Madem öyle ben her iki tarafın logaritmasını alırsam logaritma 540 logaritma 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü çarpı 5'e eşitmiş. Dikkat ettiyseniz logaritmanın içleri çarpılmış. O halde ben bu logaritmayı logaritma 2'nin karesi artı logaritma 3'ün küpü artı logaritma 5 biçiminde toplayarak parçalara ayırabilirim. Buradaki 2'yi ve buradaki 3'ü başa atarsanız 2 çarpı logaritma 2 artı 3 çarpı logaritma 3 artı logaritma 5 dersiniz. Ve dikkat edin. Bizim burada aradığımız logaritma 2 değerimiz x'e, logaritma 3 y'ye ve logaritma 5 de z'ye eşitti. O halde arkadaşlar eşittir diyorum. 2 çarpı x artı 3y artı z'dir arkadaşlarım bizim aradığımız sonuç.
İşte logaritma 540'ın x, y, z türünden eşiti karşımıza çıkmış oldu. Bu tarz soruların tamamını bu şekilde tabii ki çözebilirsiniz. Böylelikle 86. sayfamızı da bitirdik. Sayfamıza biraz uzaktan bakalım ki motive olun arkadaşlar siz de. Umarım sizin de sayfalarınız bu şekilde düzenlidir, bu şekilde rengarenktir ve bu şekilde sevgili arkadaşlarım çalışılmış bir görüntüye sahiptir. Ciddi anlamda insanı motive eden bir şeydir. Lütfen siz de her sayfa dolduruşunuzdan sonra mutlaka sayfanıza şöyle uzaktan bir bakın, tavsiye ederim. Geçiyorum arkadaşlar 87. sayfama ve bir not karşılıyor. Bu not da arkadaşlar az önce bahsettiğim not aslında. Tabanları aynıysa ve logaritmalar çıkarıldıysa şuradaki içler yani B ve C bölünerek aynı logaritmanın tabanında yazılır arkadaşlar. Logaritma 3 bize ne olarak verilmiş? X. Logaritma 9 artı logaritma 0,15 eksi logaritma 0,05 ifadesinin x türünden eşitini bulunuz demiş. Bakın şurası toplandığına göre demek ki logaritma açtım parantezi 9 ile 0,15'i çarpacağız. Burası çıkarıldığına göre 0,05'e de böleceğiz arkadaşlar. İşte bu soruluyor bize. Pekala 0,15'i 0,05'e bölerseniz burada 3 gelir. 3 kere 9 da 27'dir. Logaritma 27 ki bu da logaritma 3'ün küpüdür. Şuradaki 3'ü başa atarsanız 3 çarpı logaritma 3 gelir. Bakın gençler logaritma 3 kaçmış? X yani burası x'miş. O halde cevabımız ne olur? Tabii ki 3x'in ta kendisi. Devam ediyorum 23. örnekte. Logaritma 2 a olduğuna göre logaritma 0,025 ifadesinin a türünden eşitini bize bul demiş. Peki bulalım hadi. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Bu logaritma 0,025 demek ne demek? Bu arkadaşlarım logaritma 25 bölü 1000 demek. 25 bölü 1000 demek. Ve sen bunu logaritma 25'e sadeleştirirsen 1 bölü 40 olması gerektiğini de anlarsın. Pekala. Bakın içeride ne yapmış? Bölüm var. O halde aslına bakarsanız logaritma 1'den logaritma 40'ı çıkarmış burada. Ve sen bu logaritma 40'ı elde edebilirsin. Logaritma 1 eksi, açtım parantezi. Logaritma 2 artı, logaritma 2 artı, logaritma 10 dersen 2 kere 2 4, 4 kere 10'dan 40 gelir. Çok güzel. Logaritma 1 neydi arkadaşlar? 0 eksi. Logaritma 2 neydi? Hocam a'ydı. Hocam burası da a demek ki etti 2a. Artı logaritma 10 kaçtı? Tabii ki 1'di. Yani burası da 1'miş. O halde cevabımız 0'ın zaten bir hükmü yok. Eksi içeri dağıtırsanız eksi 2a eksi 1 bize cevabı verecekmiş sevgili gençler. 24. örneğimizdeyiz. Logaritma 27 tabanında x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 eşittir m olduğuna göre x'in m türünden eşiti sorulmuş. Arkadaşlarım bir kere 27 dediğimiz sayı 3'ün küpüdür. Tabanında x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 demek ne demek? Tabii ki x artı 1'in küpü demek arkadaşlar. Ve bu da kaçmış? M'ymiş. Şimdi sizden ricam şunu yapmanız. Buradaki 3'ü ve buradaki 3'ü başa atacak olursanız. Bakın 3, buradaki 3 başa attım. Buradaki 3'ü de bölü 3 olarak başa attınız. Çarpı logaritma 3 tabanında x artı 1 kaldı. Bu da neye eşitmiş? M'ye. O halde arkadaşlarım 3 bölü 3'ün 1 olduğunu biliyoruz ya artık. 3 üzeri m eşittir x artı 1'e eşittir deriz. X artı 1 eşittir 3 üzeri m ise x nedir arkadaşlar? 3 üzeri m eksi 1'dir. Bizden ne istenmişti? X'in m türünden eşiti. Bakın x'in ben m türünden eşitini bu şekilde elde etmiş oldum. Bir diğer örneğime bakacağız. Euler sayısı. Euler sayısı yaklaşık olarak 2,71'dir arkadaşlarım. Tabanı e sayısı olan logaritmalara da özel olarak doğal logaritma diyoruz. Hemen bununla alakalı daha akılda kalıcı olması açısından sevgili arkadaşlarım e sayısını Euler bulmuştur. Leonhard Euler bulmuştur. Biraz genel kültürde fayda var. Akılda kalıcı olması açısından. Leonhard Euler bulmuştur. Aslında o bulmuyor. Yaklaşık ondan 100 sene önce farklı insanlar buluyor. Hatta Bernoulli bayağı bir bununla alakalı çalışmalar yapıyor. Daha sonrasında karşımıza Euler ilk defa bu sayıya özel bir isim koyarak soy isminin baş harfini koyarak bu şekilde isimlendiriyor ve matematikçiler de artık bu sayıyı kullanırken hesaplamalarında yazdığı yazılarda herkes E sayısı olarak bahsediyor. Bundan kaynaklı E sayısı diyoruz. Özel olarak logaritma E tabanında X'e sevgili arkadaşlarım tabanı E ise hani taban 10'sa yazmıyorduk ya aslında bu neydi? Logaritma 10 tabanında X'i değil mi?
Tabanı e ise de biz buna lnx diyoruz. Okunuşu da lnx. Çünkü l harfini İngilizce'de l diye okuyoruz. N harfinde n diye okuyoruz. Böylelikle yan yana gelince ln diyoruz. Yani öyle hani şu ln'den bahsetmiyoruz. Tabii ki okunuş olarak bu ln'den bahsediyoruz ama harflerin okunuşu aslında ln. Tamam mı? Peki neden ln diyoruz? Yani hani logaritma nereye gitti? Neden ln diyoruz? Çünkü bunun ismi neydi? Doğal logaritma. Peki bu doğal nereden geliyor arkadaşlarım? Şundan geliyor. Yanlış yazarsam affola. Şu şekilde bir yazımı var arkadaşlarım. Logaritm natural. Natural. Yani belki natural diye de okunabilir ama hani hangi dil olduğunu şu an tam olarak algılayamadığım için arkadaşlarım şundan kaynaklı. Bu şekilde düşünebiliriz. L ve N. Yani doğal logaritma anlamına geliyor LN. Bundan kaynaklı bu şekilde yazıyoruz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Neden LN yazıyoruz diye birisi sorarsa sen de bundan kaynaklı deyip şeklini ortaya koyabilirsin. Tamam. Şimdi o halde devam. E sayısı tabanı E ise arkadaşlarım ki burada 2,71'i bu logaritmaları tabanı E olan logaritmaları çözerken çoğunlukla yani %99,99 kullanmayacağımız için aklında 2,71'i tutmana da lüzum yok ama tutsam bence iyi olur. Hani pi sayısı gibi pi neydi 3,14 yaklaşık olarak. E sayısı da 2,71 bir de fi'yi aklında tut bu da yaklaşık olarak 1,618'di. Bu konuyla ilgisi yok ama fi sayısını da aklında tut. Fibonacci sayısı altın oranı. Pekala. Ne dedik arkadaşlarım? E tabanıysa lnx biçimde gösteriyoruz. Şimdi bütün özellikler tabii logaritmanın özelliği bunda da sağlıyor. Çünkü bu da bir logaritma sonuçta. Ln e küp demiş mesela. Bu 3'ü alıp başa atabiliyorsun. 3 çarpı ln e. 2 tabanı da 8'de biliyorsun 3'tü kendileri. Şimdi ln e kaçtır? Bunun tabanı neydi arkadaşlarım? Ln'lerin tabanı e'ydi. E tabanı da e kaçtır? Tabii ki 1'dir. O zaman 3 artı 3'ten cevabımız 6'dır diyebiliriz. Devam. 3 çarpı ln köke. Şöyle diyelim. 3 çarpı ln e neydi arkadaşlarım? Köke neydi? E üzeri 1 bölü 2 artı 2 çarpı. Bakın şuraya logaritma. 2'nin 1 bölü 3'üncü kuvveti tabanında 2. Bu işlemin sonucu sorulmuş. Şu 1 bölü 2'yi başa atacağız. 3 bölü 2 olacak ln e artı şuradaki 1 bölü 3'ü de ters çevirip başa atarsanız 2 çarpı 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 gelecektir. Bakın logaritma 2 tabanında 2 zaten 1'di. Hocam ln e de 1'di çünkü onun tabanı da e'ydi. Madem öyle 2 kere 3 kaç yapar? 6. Bunun üzerine ne ekliyormuşuz? 3 bölü 2. Eklerseniz arkadaşlarım 15 bölü 2 bizim cevabımız olur. Doğru cevap 15 bölü 2'ydi diyebiliriz. Sağ üst taraftayız. 27. örnek. Ln logaritma x eksi 3 0 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlarım logaritmanın sonucunun 0 çıkabilmesi için tabii ki bu logaritmanın içi ne olması lazım? 1. Yani logaritma x eksi 3 kaçmış arkadaşlarım? 1'miş. Bunun tabanı neydi? Hocam tabanı bunun 10'du. 10 üzeri 1 nereye eşit oluyordu? Logaritmanın içine. Yani x eksi 3 kaçmış? 10 üzeri 1. Yani 10. O halde x kaçtır? Tabii ki 13'tür deriz. 28. örneğimiz. Bakalım burada ne demiş? Ln e üzeri 4. 4'ü başa attım. 4 çarpı ln e. Artı ln 2. Artı ln 5. Eksi ln 10. Şimdi dikkatli dinleyin. Ln e 1'di zaten. 4 kere 1 de 4 yapar. Ln 2 ile ln 5'in toplamı tabanlarının ikisi de e olduğu için içleri çarpılır. Nedir? Ln 10'dur. Ln 10'dan ln 10'u çıkarırsanız da sonuç 0 gelir. Yani şurası neymiş? Komple 0'mış. Yani 4 artı 0 sorulmuş bize. O halde cevabımız 4'tür deriz. 29. örneğimiz. Bize diyor ki ln a çarpı b. Bakın bir logaritma var elimizde ve bu logaritmanın içleri çarpılıyor. İçler çarpılıyorsa bunlar dışarıda ne yapılmıştır? Toplanmıştır. ln a ile ln b'nin toplamı 10'muş arkadaşlar. Bakın içerisi ne yapılmış? Bölünmüş. O zaman bunlar dışarıda ne yapılmıştır? Çıkarılmıştır. ln a'dan ln b'yi çıkardınız. Bu da 20'ymiş. A'nın değeri sorulmuş bize. O halde gelin sevgili arkadaşlarım biz bunları bir güzel ne yapalım? Toplayalım. Böylelikle ln b ile eksi ln b gitsin. 2 tane ln a eşittir. Ne gelir? 10 ile 20'yi topladın 30 geldi. O halde ln a kaçtır? Tabii ki 15'tir. Bizden a istenmişti. Bunun tabanı neydi? E. E üzeri 15 eşittir a'yı verir bize. Yani a kaçmış arkadaşlarım? E'nin 15. kuvvetiymiş diyeceğiz. Şimdi bir not daha var. Bu notu da dikkatlice dinleyin. Uygun tanım aralıklarında bir sayının
Logaritmik bir kuvveti varsa, yani a üzeri logaritma b tabanında c gibi bir kuvveti varsa, ki dikkat edin burada sevgili arkadaşlarım, ben a'yı mavi gösterdim, c'yi de kırmızı gösterdim. Bu c üzeri logaritma b tabanında a'ya eşittir. Yani bir nevi ne olmuş? C ile a burada yer değiştirebiliyor sevgili arkadaşlarım. C ile a'yı yer değiştirip bu buna eşittir diyebilirsiniz. Hemen bir örnek üzerinden gösterelim. Mesela 2 üzeri logaritma 4 tabanında 5. Bu neye eşittir arkadaşlar? Tabii ki hemen şöyle gösterelim. Bu neye eşittir? 5 üzeri logaritma 4 tabanında 2'ye tabii ki eşittir. Ne yaptık biz burada? 5 ile 2'yi yer değiştirdik. Ya da durum buysa yine 5 ile 2'yi yer değiştirip bu da buna eşittir diyebilirsiniz her türlü. Bu logaritmanın bir kuralı arkadaşlarım. Tabii biz bu kuralı, insanoğlu bir şeyi öğrenince rahat durmuyor hemen. Kendi çıkarıma nasıl kullanabilirim? Acaba nasıl bir hinlik bulabilirim diye düşünerekten sevgili arkadaşlar, şöyle de hinlik bulmuş bulan adamlar. Demişler ki ya kardeş, mesela A'nın ben logaritma A tabanında B'nin kuvveti yazsam şimdi. Yani şunda şu aynı olsa. Ben burada B ile A'yı yer değiştirebiliyordum. B üzeri logaritma A tabanında A mı olur bu? Yani A tabanında A kaçtı? 1'di. Demek ki bu neye eşitmiş? B'ye. Yani şu ifade direkt B'ye eşit olabiliyor arkadaşlarım. Örnek olarak da mesela 3 üzeri logaritma 3 tabanında 5. Bu kaçtır? 5'tir. Neden? Çünkü bunu sen 5 üzeri logaritma 3 tabanında 3 biçiminde yazabilirsin. Sebep, çünkü 5 ile 3'ü yer değiştirdik. Değiştirince bu geldi. 3 tabanında 3 1'di. Demek ki bu da 5'e eşitmiş diyebiliyoruz. 30. örnek. 5 üzeri logaritma 5 tabanında logaritma 5 tabanında 25 artı e üzeri ln 8 toplamının sonucu. Bak şimdi. Logaritma 5 tabanında 25 kaçtır? Tabii ki 2'dir. Artık burası ne oldu? 5 üzeri logaritma 5 tabanında 2 mi oldu? 2 ile 5'i yer değiştirirsen 2 üzeri logaritma 5 tabanında 5 gelir. 5 tabanında 5 kaçtır? 1. Yani şu kısım komple neye eşitmiş arkadaşlarım? Tabii ki 2'ye. Pekala, burası 2'ymiş. Artı e üzeri ln 8. Sonuç olarak ln de olsa şurası logaritmanın 2'dir. Bu da tabandır. O zaman sen 8'de e'nin yerini değiştirebilirsin. Yani 8 üzeri ln e. ln e kaçtı? Tabanı e olduğu için bu da 1'dir. Yani cevap 2 artı 8'den 10 yapar sevgili gençler. 31. örneğimiz. 9 üzeri logaritma 4 tabanında x artı x üzeri logaritma 4 tabanında 9. 162'ye eşit olduğuna göre logaritma kök x tabanında 2 ifadesinin değeri sorulmuş. Arkadaşlarım, burada bir tanesini seçeceksiniz. Mesela ben şunu seçeyim. 9 da x. Bunu yer değiştirin. Şurayı yazıyorum öncelikle. 9 üzeri logaritma 4 tabanında x eşittir. Pardon, artı. Artı. Şurası da yine 9 üzeri, bakın, logaritma 4 tabanında x geldi. Bu ne anlama geliyor? Aynısından 2 tane var. Toplarsanız 2 tane. 2 tane. 9 üzeri logaritma 4 tabanında x yapmış oldu. Bu da neymiş arkadaşlarım? 162 mi? Gelin her iki tarafı 2'ye bir bölelim. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 162'yi 2'ye bölerseniz ne gelir arkadaşlar? 81 gelir. Peki şimdi diyor ki 9'un öyle bir kuvveti var ki 81 yapıyormuş bu kuvvetle beraber. O zaman 9'un hangi kuvveti 81'dir? Tabii ki ikinci kuvvet. Ne diyorum? Logaritma 4 tabanında x eşittir kaç? 2. Şimdi logaritmanın tanımından, ki en başındaki durumu hatırlayın. 4'ün karesi eşittir x. Yani arkadaşlar x kaçmış? 16'nın ta kendisiymiş. Ve artık bu videonun son sorusu sevgili arkadaşlarım. Yarım saate de yaklaşmışız. Güzel bir zamanlama. 87. sayfamızı bitirdikten sonra bir diğer kısımda taban değiştirme kuralımız var. Taban değiştirme kuralı. Bu kuralı da sevgili arkadaşlarım 3. videomuzda ele alacağız. Aklınızda bulunsun. Diğer videonun konusu. Biz şimdi son sorumuzu da çözeceğiz ve 2 dakika muhabbet edip dersi bitireceğiz. X üzeri logaritma 2 tabanında 5 eşittir 3 çarpı logaritma 2 tabanında 8. Logaritma 2 tabanında 8 neydi? Söyle. 2'nin hangi kuvveti 8'di? 3. Tamam. Demek ki burası 3'müş. 3 kere 3 kaç yapar? 9. Artı 3'ün kaçıncı kuvveti 81'di? 4. Demek ki burası 4'müş. 4 kere 4 16. Peki 9 ile 16'yı toplarsan ne gelir? 25 gelir. Yani diyor ki x üzeri logaritma 2 tabanında 5 kaçmış? 25. Yani 5'in karesiymiş. Arkadaşlarım, bu kısımda 5 ile x'in yerini değiştirecek olursanız 5 üzeri logaritma 2 tabanında x yapar bakın. Çok güzel bir şey oldu. Neden? Çünkü tabanların ikisi de 5 geldi. Üstü sayılardan hatırlayın. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. O halde ne diyoruz? Logaritma 2 tabanında x eşittir 2 ise 2'nin karesi de hop x'e eşittir. Yani x kaçmış arkadaşlar? 2'nin karesiymiş. Yani 4'müş diyeceğiz.
Evet, 87. sayfamızı da bitirdiğimize göre sevgili arkadaşlarım, videonun artık sonuna geldik, dersi bitirdik. İnşallah senin de sayfaların bu şekilde derli toplu, düzenli ve sevgili arkadaşlarım böyle ilmek ilmek işlemişsindir sayfaları. Logaritma bu konu anlatımından sonra senin için mazi olmayacak. Testlerini çözmen gerekecek. Bakın testler yine small, medium, large tarzında testlerini çözmen gerekecek. Sadece buradaki testler yetecek mi? Bine bize. Buradaki konu anlatımı ve testleri bitirdikten sonra senin için logaritma %80 oranı da hallolmuştur diyebilirim gönül rahatlığıyla. Ama kalan o %20'lik kısmı da tamamlayıp bir daha dönüp logaritmaya bakmamak adına sevgili arkadaşlarım lütfen sizler de soru bankalarınızdaki testlerinizi lütfen sevgili arkadaşlarım tüketin, eritin, bitirin. Çünkü eğer bunları yapmazsanız bu konular hep havada kalacaktır, hep asılı kalacaktır. Lütfen sizden ricam bu konuları soru bankalarınızdan da sorularını tüketmeyi lütfen ihmal etmeyin. Evet, şöyle gül cemalimi sizlere de göstereyim. Artık videonun sonuna geldik. Bir diğer videoda, üçüncü videoda görüşürüz arkadaşlarım. Ertesi gün oluyor o da. O videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Allah sizden razı olsun dinlediğiniz için. Benim ağzıma sağlık. Sizlerin de gözlerinize ve beyninize, zihninize sağlık arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkta kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.